boyutu var, insani boyutu, işte askeri boyutu, mülteciler sorunu, 200 bin kişi aldı. Direkt o zaman Kubani'ye müdahale edilseydi belki Türkiye direkt Suriye savaşının içine girebilirdi, bu risk söz konusu olabilirdi. Ama siyasette siz şeye bakacaksınız, neticeye bakacaksınız. Kubani ile ilgili peşmergenin geçişi Kubani'ye gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Evet. Peşmergenin geçişiyle bütün Kürtler, YPG, tarihe geçti, kahramanlık yaptı yani. Bunu dile getirelim. Kürt güçleriyle birlikte, Özgür Suriye ordusunun başka bir parçası geldi. Diğer Kürt gruplarıyla birlikte tarihi bir direniş sergilediler. Kurtardılar. Bu süreç yaşanmadan önce Kubani düştü düşecek sözü, bugün de bölgede çok kullanılan bir söz. Ben IŞİD'in bu Daesh musibetinin ilk önce Erbil'e gidişiyle ilgili takım temaslarda bulundum. Ben 40 yıldır siyasetteyim. Belediye başkanı dönemine bugüne kadar elbette ben bir takım siyasi etkinlikleri, faaliyetleri bulmuştur. Kendime göre Erbil'le ilgili siyaseti üretirken bir takım bilgilere sahip oldum. Kubani ile ilgili bu çok önemli, bunu arada kaynamasın diye. Reklamdan sonra bunu çok daha açık bir şekilde konuşalım. Bu son reklamımız. Evet, bu son reklamımız. Evet. Kesinlikle devam edeceğiz. Daha sonra Kobani meselesinden devam ediyoruz. Zamanımız var. Tamam, bitti mi? İyi. Çünkü daha esas mesele girmedik. Çektirmem, gelmem, gitmem. Aa yeter, sonra çok yorgunum falan. Ya biz insanın ilk karşısında kamera olması çok rahat bir durum değil. En güzel şey karşınızda sevdiğiniz birinin olması. İnsanlara çaktırmadan ve bambaşka şeyler anlatırmışım ben. Yazarmışım ya. Aa, ve hoca dinlerdi herhalde, bu kız bir şey söyledi herhalde, doğru adam söylemiş olabilir diye. Bakma, aslında korkak biriyim ben. Acı çekmekten korkan birisi. Kim başına ne gelecek, ne zaman gelecek bilmiyoruz. O yüzden hayat bir gün, o da bugün. Çok magazinsel bir yüz olmayı istemedim çünkü bu beni korkutan bir şey. Sonra baktım ki benim hayal ettiğimle gerçek farklı. Kendiliğinden de insanın hayatı şekilli. Benimki öyle oldu. Kendiliğinden şekillendi. İpek Tuzcuoğlu ile yüzleşme. Pazartesi Sine5'te. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Organize sanayi bölgelerinde yatılı meslek liseleri açılacak, bilgi, teknoloji ve insan bütünleşmesiyle uzman iş gücü yaratılacak. Yaşanacak bir Türkiye için gelin oy verin. Çamaşır makinesine servet ödememek herkesin hakkı. 8 kilogram kapasiteli Vestel çamaşır makinesi şimdi 1099 lira. Türkiye Vestel'leniyor. Gerçek fiyat, inanılmaz lezzet Burger King'de. Enfes 2 King Chicken menü sadece 13.50. Hadi afiyetle. Devam ediyoruz. Haşim Haşim konuğumuz. Kobani meselesinde kalmıştık. Çok önemli bir kırılma. Burada bir takım bilgilere sahibim. Sahip oldum çünkü bu vesileyle hem bölgesel Türk yönetiminin siyasi aktörleriyle görüşüyordum. Ben buradaki arkadaşlarla konuyu tartışıyorduk. Obama'nın Sayın Erdoğan'a bir tespiti olduğu dönemlerde telefon açmış. Evet, Kubani zor durumda, düştü düşecek, bir şeylerin yapılması lazım. Yapılmazsa Kubani düşer. Net bir şekilde bunu dile getirmişti. Ve başkan da bunu açıkladı zaten. Ve hemen ben daha geniş açıklayabilirim bu konuyu. Ve ondan sonra Sayın Erdoğan Gaziantep'te bu bilgiler ışığında Kubani düştü düşecek açıklamasını yaptı ama bir de arkasında getirmiş olduğum bir şey var. Hava harekatı yetmez. Bu ne anlama geliyor? Ben şimdi yani siyaseti bilen insan olarak size soruyorum. Kubani düştü düşecek, hava harekatı yetmiyor. Peki bu söylemin siyasi sonucu ne oldu?
bunun siyasi sonucu peşmergenin çok ivedi bir şekilde, acil bir şekilde, tam tecizatlı bir şekilde Kubani'ye ulaşması ve diğer Kürt gruplarının ve bir kısım Özgür Suriye ordusunun birlikte hareket etmesiyle ciddi bir kıyından kurtarıldı Kubani meselesi. Onu teklifi kimden geldi o şeyin geçmesi teklifi? Cumhurbaşkanı. O dönemde zaten teklif evet o dönemde zaten Obama'ya ilk açıklamasında tabii Sayın Erdoğan, Obama, ondan sonra Sayın Barzani, Neçirvan Barzani hem Erbil'deki sorun sebebiyle bir de biz niye bunu düşünmüyoruz? Yani ne oldu da DAEŞ yönünü Bağdat'a çevirmişken birdenbire yönünü çevirip Erbil'e evet, yönelik. Çok enteresan tabii. Bu konuyla ilgili Türkiye'de bence yeteri kadar analiz yapılmadı. Siz de düşünüyorsunuz. Ben şimdi bölgesel Kürt yönetimiyle ilgili gelişmeler Türkiye'nin, ilişkiler, enerji anlaşmaları vesaire ciddi bir sosyal, siyasi, ekonomik sonuçların olabileceği bir perspektif söz konusuydu. Bağımsızlıktan bahsediliyordu. Barzani öteden beri bu sözü söylüyor. Bağımsızlık Kürtlerin en tabii hakkıdır. O zamanlar da söylüyordu. Tabii ama zamanı gelince zamanı değildir. Bunu sürekli dile getiren bir siyasi aktör Sayın Barzani. Evet. Bunu ilk defa söylemiyor. Tepki olarak Almanya karşı çıktı. Ve diğer başat ülkelerin olumsuz tepkileri söz konusu oldu. Ve temayi olarak Amerika'da demokratlara da Kürtlere bağımsızlığa sıcak bakmadığını çok iyi biliyoruz. Şimdi yeni açıklama çok önemli. Buraya gelmeden bu meseleyi bitirelim ama sonra da konuşalım. Olayın özü bu. Yani Kubani düştü düşecek. Hava harekatı yetmiyor tespitinin siyasal sonuçları olumlu olarak olmuştur ve Kubani düşmekten elbette YPG'nin de diğer Kürt grupları ve Peşmerge'nin de birlikte diremesiyle Kubani bir kıyımdan kurtulmuştur ve bu tarihe geçti. Bunu bu şekilde dilmesi lazım. Ve ben birinci aşama olarak işte bir dönemin sivil ve askeri bürokrasinin Erbil'e ineriz girişimi, ondan sonra Kubani ile ilgili Kubani üzerinden Türkiye'de Kürtleri karşı karşıya getirme siyaseti, en son Mersin Adana'daki bombalama hadisesini birleştirdiği vakit birileri hakikaten Türkiye ile Kürtlerin, Türkiye'nin kendi Kürtleriyle, Türkiye'nin bölge Kürtleriyle barışmasını istemediğini düşünüyorum. Bu başka izah olmuyor çünkü. Bu Irak Kürdistan'a petrolünün Türkiye üzerinden geçmesi, paranın Halkbank'a yatması, aslında Heller'le, Erbil'le Ankara'nın beraberce ABD'ye, DAEŞ'e kafa tutması. DAEŞ belasının Erbil'e, evet. DAEŞ'in Bağdat'a yönelmişken, yönelikçe Erbil'e dönmesi ve Kürtlere saldırmasının iki yani gerekçesi var. Birincisi bu ilişkileri sabote etmek, anlaşmaları bozmak. İkincisi bölgede bir Kürt devleti kurulmasını engellemek. Bu kadar basit. Aslında bu çok enteresan çünkü IŞİD dediğimiz örgüt aslında işte İslami şeyleri olduğu yani amaçları olduğu, devlet kurma amacı olduğu söylenen ve Şiileri esas olarak kendini düşman belirleyen örgüt. Kürtler Sünni. Evet. Şimdi Bağdat'a gitmek varken onlar için esas düşmanlığın olduğu yere gitmek varken niye zemin iki başlık. Evet. Gerekçe o. Evet. Çok Kobani'ye yani niye cenaze derse aslında Erbil'e de o bazı şey durumları onlar için. Şimdi tamam yani Kürt meselesinin bir ağırlığı var 100 yıllık. Kürt sorunu 90'lı yıllarda başlamadı. Bir günde bitsin. Özellikle gençlerin bilmesi gereken bir tarih bulutu var bu işin, bu sorunu. Evet, gençler AK Parti ile başladı. Hayır yani bir süreç yaşanacak. Evet. Yani bir günde başlamadı, hemen bitsin. Elbette bu sorunun çözülmesi lazım, barışın gelmesi lazım.
ve barışın gelmesi için temel iki şey söz konusu. Birincisi silahsızlanma, silahların gömülmesi lazım. İkincisi de Kürtlerin makul taleplerinin yasaların güncesi altına alınması lazım. Hı hı. Ve bunun bir genel atlat taşındırılması lazım. Bunlar kolay işler değil. Şu an ne noktadayız? Yasa devrimi bir sürü var. Hayır bir sürü böyle masa devrildi. Yoktu zaten masa. Çatışma başladı, başlayacak. Bunu isteyenler elbette söz konusu. Hem içte hem dışta dengeler etkiliyor çünkü. Fakat netice itibariyle süreç hep devam etti. Bu önemli zaten. Yani gidiş gelişlere rağmen eğer süreç devam ediyorsa, eğer siyasi irade devam ediyorsa bu önemlidir. Nitekim bu konuyla ilgili üç temel faktör şahsen çok önemsiyorum. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu sürecin garantörüdür. Sürecin sağında, solunda, arkasında değil, tam ortasındadır. Bu süreci Sayın Başbakan devam ettirecek. İkincisi önemli faktör İmralı'dır, Sayın Öcalan'dır. Çünkü İmralı bana göre bu meseleye artık Türkiye merkezli, Türkiye siyaseti eksenli bakıyor. Bu perspektif anlamlıdır. Yani kimseyi küçümsemek babında söylemiyorum. İstanbul'da oturup işte binde bire bile hitap etmeyen bazı kesimlerin Kürt meselesiyle ilgili çatışmacı veya ne bileyim bir takım hayaller kurup ki ben de bazen hayal kurarım, bu ayrı bir konu da anlayışından değil, Türkiye merkezli siyaset ekseninde baktığı için önemlidir. Hı hı. Ve bu önerileri devam edecek bana göre. Nitekim son sıkıntılara rağmen bence İmralı'nın da çabasıyla bu pozitif anlayışında Kandil'in de adım atılırsa silahsızlanma kongresi hemen başlar açıklaması geldi. Ben bunları önemsiyorum. O orada bir devreye mi girdi İmralı? Yani girmesi lazım. Bu sürecin enteresan bir yerde o teklif bu geldi. Bu sürecin devam etmesi lazım. Devam da edecek. Biz bu sorunu ya çözüm ya çözüm deriz. Ve bu sorunu AK Parti dışında bir parti çözemez. Mümkün değil. Benim endişem şu, AK Parti güçlü gelecek de yine. Ondan şüphem yok. Türkiye halkları başta Kürtler olmak üzere bu sürece sahip çıkacak. Sahip çıkması lazım. AK Parti'nin güçlü gelmemesi durumunda bu süreç duracak. Yani CHP'nin, MHP'nin veya başka bir, elbette süreç tek eserlere yürümüyor. Yani bir eşlik edilmesi lazım, destek alınması lazım ama sorunun bizatihi kendisi zaten bu siyasi partilerimizin siyasetinin bir sonucu zaten. Yani biz zihniyetin sonucu Kürt sorunu. Dolayısıyla peki şeye nasıl bakıyorsunuz? Mesela koalisyon tartışmaları oluyor. Yani eğer o koalisyon çıkarsa ben yaşadım. Bu hayır siyaseten. Şu anda mesela Demirtaş diyor ki mesela AK Parti ile kesinlikle biz yan yana durmayız. Ama mesela CHP MHP için öyle çok net bir açıklaması yok. Çok tuhaf bir şey. Onları yaşayan bir açıklaması. Onları ben yaşayan bir siyaset. Yaşayan bir siyaset. Yani CHP MHP koalisyonu mesela çok söyleyeceğin olur zaten. Bu toplum, Türkiye toplumu bir daha koalisyon dönemini ortaya çıkartmayacak. Çünkü yaşadık. Ben meclisteyken koalisyon dönemi vardı son dönemlerde. Ana vatan doğruyu, ana vatan MHP işte DSP. Üç başlı, bir bakan diğer bir parti mesela bakanın kararnamesini imzalamaz. Bir bakanın bürokratı başka bir bakanın bürokratı dinlemez. Bırakınız Kürt sorunu gibi ciddi bir meseleyi meselede uzlaşı sağlamak. Rutin yani günlük siyasette bile anlaşma
olmazdı, olmuyordu ve nitekim o koalisyon dönemi ekonomik krizle sonuçlandı. Bu kadar basit. O dönemde Mesut Yılmaz'ın mesut bir lafı vardı. Avrupa Birliği evet, yolu yani, Diyarbakır'dan yani geçer. Koalisyon dönemi konuşma bile yani işte Avrupa'da dönem dönem birçok siyasi parti koalisyon yapıyor falan filan. Bu Türkiye'nin şartlarında bu yürümez. Yani koalisyon dönemi Türkiye'nin hem siyasi hem ekonomik alanda ciddi sıkıntısı olacak bir şey. Hiç istisna hariç tarihimizde 6 ayı geçen koalisyon hükümeti yok yani. Nasıl bir istikrarsızlık başarılı olduğunu anlatan bir şey. Anlatan bir şey. Ben bir şey sormak hayal bu çözüm süreci çok önemli. Tabii. Tamam, bu sürecin evet. Devam etmesi lazım. Bu sürecin devam etmesi için de AK Parti'nin güçlü gelmesi lazım. Aksi durumunda bu süreç maalesef yürümeyecektir. Yazık olacaktır. Bir, onlarca yıl daha kaybederiz. Allah korusun. Yine canlar yitirebiliriz. Fakat bizim işte meclise girme, şahsen benim meclise girme isteğimin bir en temel şey de bu. Evet. Bu süreci hem biraz da tecrübemizle, biraz da bilgimizle sağlıklı bir şekilde bir sonuca ulaştırmak. Bölge insanı sahip çıkmalıdır. Çıkacak diye düşünüyorum. Sayın Demirtaş'ın bir sözü vardı. Yani o Sayın Başbakan bize destek versin de. Neydi o? Tam bize ortada. Oy verecek. Davutoğlu bize oy verir. İkna edeceğim gibi bir iddiası var. Bir şeyin gerçekleşmesi için o sözü söylemişti Sayın Başbakan. Valla ben de Sayın Demirtaş'ın bize oy vermesini isterim ki bu süreci bir bitirelim. Şimdi espri bir yana da bölgede siyasi dengelerde karşı karşıya gelen iki siyasi partimiz var. Evet. Diğer partiler yok. AK Parti ve HDP. İki partinin birbirini eleştirmesi doğal. İki parti adaylarının birbirini usul içerisinde nezaket çerçevesinde birbirini eleştirmesi doğal. Birbirlerine muhalefet etmeleri demokrasinin bir parçası. Ama Allah'a şükür bugüne kadar şey olmadı. Hadiseler dışında Mersin, Adana, bazı yerlerde öyle düşmanlık şeyi. Böyle baskı olduğu söyleniyor. Baskı oluyor. Baskı oluyor. Baskı oluyor. Nasıl oluyor peki? Yani, bir şey mi yoksa bir bahane olarak söyleniyor? Çünkü. Kırsal kesimden bize gelen çok sayıda şikayet var bu konuda. Ben hep yetersiz kalıyor galiba. Ben bunu bilemiyorum. Ben bu benim öteden bir devlet tarafından şeyim olmuyor. Yani bir türlü haşireşir olamadım. Meclis'e bulunurlar ama. Şöyle bir baskı oluyor. İşte mesela deniyor ki işte sizin anket yapılıyormuş. Bunu birkaç şeyi anlattı bakanlar. İşte siz işte sayıyorlarmış ve sonra işte buradan işte 50 tane oy bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Çok sayıda şikayet var bu konuda. İkincisi sandıklarla ilgili şikayetler geçen bir iki seçimin olmuş olayları da hareketle bir takım tereddütler ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Sandıklar kayıp mı oluyor? Yok, hayır. Yani insana rahat uy kullanamıyor bazında. Ama bu seçimde birçok bölgeden, kırsal kesimden, mezralardan, köylerden baskı altındayız şikayeti var. Fakat Sayın Demirtaş'ın seçim süreci boyunca kimse kimseye sert bakış atmasın açıklamasını da önemsemek lazım. Evet. Aslında şey dedi Demirtaş bir de korku yüzünden bize oy verecek vermesin. Ya o oyun hakikaten kıymeti olmuyor. Yani korku ve baskı sebebiyle verilen bir oyun hakikaten şey olmuyor. Meşhurlu bazı mektuplar var, onlar da dalga geçti ama. Evet. O mektuplar gerçek yani. Ben netice itibariyle insanlar sandığa gidecek, özgür iradesiyle oyunu kullanacak, bu onun en temel hakkıdır ve baskı ters teper, insanları da ters tepecek. Tamam. İyi bir şey de değil bu, bu çok kötü bir şey. Yani bir insanın özgür iradesiyle oyunu kullanmasını engellemeye çalışmak. Kürtlere sökmez mi diyorsunuz? Yani kötü bir şey bu. Derede olursa olsun. Hı hı. Bunu kimsenin kabul etmemesi lazım ve böyle
bu şekilde verilen bir oyun da akıbeti oluyor. Şimdi size bu yine El Cezire anketinde size sormuşlar. Evet. En son neye güldünüz? Partilerin listelerine güldüm demişsiniz. Hepsine mi güldünüz? Kendi partiniz devam edecek. Onu ben bir kısa kesimden eve dönerken değerli dostum Kadir Kulusever El Cezire adına dedim çok yorgun bir eve gideyim. Bir zamanımız yok. Ben de hem trafikte cevaplandırdım. İlahi ki pek hatırlamıyorum hepsini ama benim hatırladığım Kerbela olayla ilgili bir tespitler yapmamdı. En son neye çok güldünüz? Siyasi partinin çıkardığı listelere çok güldüm demişsiniz. Yani bölgede... Kötü mü bölgedeki listeler? Bence sanıklı değil. Hiçbir siyasi partinin listesi istenilen şeyde değil. Evet. Ki bu olur hep, sık sık olur. AK Parti'ye de HDP'ye de eleştiri var bölgeden. Evet. Yalnız bir iki dönemdir bence yani bunun yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Hakikaten AK Parti hem kalkınmada hem hizmet konusunda son 10 yıldır çok ciddi hizmetler yaptı. Hizmetleri hakikaten bölgeye taşıdı. Bir de kimsenin dokunamadığı Kürt meselesiyle ilgili hakikaten ciddi adımlar attı. Kolay değildi. Bunları gerçekleştirdi. Bunu sürdüreceğiz AK Parti olarak. Sayarsan zamanımızı alır. Kürt meselesiyle yapılan açmalardan. Ama İstenilen ölçüde seviyede AK Parti'nin oyu almamasının bence gerekçeleri olmalı. Yani neden hem bir siyasi parti Cumhuriyet dönemi boyunca götürülen hizmetleri götürecek, hem kimsenin dokunmadığı, inkar ettiği, reddettiği sorunla ilgili tarihi adımlar atacak ve oy almak konusunda bu yüzde de kalacak. Çıtayı mı yükseltmiş olacak? Hayır, parti? Hani yani belki, kendisi yani bu çok belki çok rahatlı ortam. Iki, çıta çok yükseldi, talepler yükseldi. Bir iki istisna hariç genel manada belki temsil istenilen ölçüde temsil izah edemediği yapılanları belki bu olabilir. Veya ne bileyim işte bence burada inisiyatif kullanmak çok önemli. Yani bazı siyasi sosyal sorunlarda siz adım da atarsınız. Ciddi riske rağmen adım atarsınız. Ama inisiyatifi başkasına kaptırırsanız çatışma dönemi bile olsa, barış adım atma süreci bile olsa oyu kaybedebilirsiniz. Bu tür konularda önemli olan riske giren adım adım bir siyasi partinin inisiyatifi ele almasıdır. Bu çok önemli. Yine bölgede yaşayan bir arkadaşım bana şöyle bir şey söyledi. Bu sizden söylediği şeyin benzeri. Siz tabii daha iyi bilirsiniz. Mesela AK Parti Kürtçe tabela işte çeşitli şeylerle kullanma izni verdi. Evet. Fakat bütün HDP belediyeleri bunu kullanırdı. AK Parti bu imkanı kullanmadılar. Şimdi HDP parti olarak var bölgede. Yani bağımsız, önemli oranda milletvekili meclise gönderebilen bir yapı. Yaşlı kulları, kadın kulları, medya, görsel yazılı vesaire, ekonomik ciro ve elbette silah işin perde arkasında. Yani kemikleşen bir ve organize olabilen bir tabana sahip. Diğer siyasi partilerin de bölge genelinde böyle bir gençlik yapılanmasına gitmesi lazım. Kendi icraatlarını anlatma bakımından söylüyorum. Elbette silah falan olmaz. Yani bir elde silah, bir elde oy. YDGH mesela değil mi? Yani barış süreci için bir çelişki ortaya koyuyor. Gerçi bölgenin şartları Orta Doğu'nun işte bütün dinamiklerin alt üst olması sebebiyle Suriye'de, başka ülkelerde daha bir silah bırakın demenin gerçekçi bir yönü. Ama Türkiye başka bir durumda. Türkiye Kürt meselesinde adım attı. Türkiye Kürt meselesinde ciddi adım attı. Türkiye Kürt meselesinde adım atacağını her gün ikide bir deklare ediyor. Bunun güvencesini veriyor. Bunu yapan bir siyasi partiye, bir iradeye silahla şey yapmanın bir anlamı yok.
Doğru olmaz. Bu sıkıntı yaratır. MHP'den daha çok milletvekili çıkarmış bekleniyor MHP'nin. Yani her baraj geçerse. Bilemiyorum kendi iradeleri, kendi, öyle bir hale geldi, kendi kararları. Bir karara varmışlar. Saygı duymak lazım. Birçok dönemde birçok siyasi parti barajı aşmamıştır. 2002 seçiminde Anavatan Partisi, Doğru Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi barajın altında kalmıştır. Hı. Bir zamanlar Refah Partisi biz barajın altında kaldık. CHP Baykal döneminde barajı aşamadı, baraj altında kaldı. Yani bu Türkiye'de olan şeyler değil. Barajı aşar mı aşmaz mı bilemem ben. Fakat ister misiniz aşmasını? Ya şimdi ben belediye reisiyken barajla ilgili çekincelerimi ortaya koyan bir siyasetçi. Ben kendime çelişmem bu konuda zaten. Baraja karşı olduğunu söylemişsiniz. Evet, söylemişim. Yalnız biz şunu ister miyiz, istemez miyiz? Ben isterim ki biz tek başımıza güçlü bir şekilde hükümet olalım. Ki bu süreci yürütebilelim. Hem bir de Diyarbakır'la ilgili bir hakikaten yani bu bir şansımız daha var. Bakınız, Türkiye'nin kalkınmasını organize eden bir bakan Diyarbakır'a geldi. Sayın Yılmaz, Cevdet Yılmaz. Daha önce belediye bakanlık yapmış bir kişi gibi listemizde. Ben bu konuda birazcık bilgi birikim, tecrübe sahibiyim. Türk meselesinin bütün yönleri, boyutlarıyla ilgiliyim. Bütün Türkiye'nin kalkınmasından sorumlu bir bakan Diyarbakır'a aday oluyor. Bu bir mesaj aslında. Yani hem Diyarbakır'ın hem bölgenin kalkınmasıyla ilgili bu bizim için ciddi bir şans. Bakınız, bir Silva barajı var. Onun bitirilmesiyle 300 bin kişi iş sahibi olabiliyor. Bölgeyi kalkındıracak. Kürt meselesinde çözülmesiyle birlikte barışla sonuçlandığı vakit o ovalarımız, ekonomist değilim. Ama iyi şeyler olacak diye tahmin ediyoruz. Bu bakımdan her seçimde olduğu gibi bazı liselerde bazı sıkıntılar olabilir. Ama önemli olan artık madem ki liseler belirlenmiş, siyasi partiler seçime girmiş durumda, alt partilere teşkilatlarla düşen artık şu lise böyle bu böyle dememesi lazım. Demiyor da zaten topyekun bir çalışmayla iyi bir sonuç alma neticeye umutluyuz. Kürt'te netice itibariyle 25 uzun yıldır neyin ne olduğunu artık az çok değil, politize bir kesim artık biliyor, bunun farkında. Diğer partiler yok zaten, sanatçı bile okunmuyor. Tercihini ortaya koyacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Yani bu seçim sonuçlarının biz umutluyuz. Bir de şöyle bir propaganda var. HDP barajı aşamazsa bu bir iç savaş sebebidir. Dolayısıyla bölge tekrar bir çatışmalı döneme girebilir. O yüzden HDP'ye oy verin diye de bir oy vermeye çağırma söylemi var. Ne dersiniz? Hakikaten bölge insanı şiddet sarmalından bıkmış, usanmış. Bölge insanı çatışmayı istemiyor, bir daha kan görsün istemiyor. Bölge insanı huzurun, barış ortamının nimetlerinin farkına varıyor. Yazık, günah. Yani düşününüz, sene 90, şimdi 2015, 25 yaş kuşağı şiddet ortamında yetişti, büyüdü. Bir daha hiç kimse böyle bir şeye dönmek istemiyor, yaşamak istemiyor. Ve bölge insanı huzur ortamını bozan, barışı bozan kim olursa olsun destek vermeyeceği gibi affetmeyecektir. Kaldı ki Sayın Demirtaş da mitinglerde barajı aşsak da aşmasak da bizim hedefimiz barıştır, barış sürecinin devam etmesidir açıklamasını yapıyor. Biz yapılan açıklamaların samimiyetine inanmak istiyoruz. Böyle de olmalı.
Onun için ben barajın aşılmaması durumunda herhangi bir sıkıntının olabileceğini zannetmiyorum. Bir, bu yanlış olur. İkinci önemli husus da şudur. Yani böyle bir tablo ortaya çıkarsa 6-7 Ekim olayları gibi bir şey, yazık günah değil mi? 45-49 evet. kişi yaşamını yitirdi. Evet. Olursa bir daha HDP'nin Türkiye'leşme politikası, siyaseti bence ciddi bir yara alır. Ve barajın altında kalsa bile o mevcut bitiklere dile getirdiği siyasetini işte kalsa bile barış gelsin tespiti sürdürürse belki sonraki seçimlerde diğer siyasi partiler gibi biz de Refah Partisi olarak bir sürü barajla kaldığımızı hatırlıyorum. O zaman aşma şansı olur. Dolayısıyla böyle bir trend yakalanırken barajın altta kalması durumu herhangi bir şeyin olabileceğini ben zannetmiyorum. Bu doğru da olmaz, yanlış da olur. Bu süreci bozan kim olursa olsun, hangi taraf olursa olsun kaybeder. Savaş yeniden çatışmanın olması için bir gerekçe, yani bu kadar çözüm sürecinde bu kadar adam atıldıktan yok, sonra gerekçe yok. Gerekçe yok. Gerekçe yok. Gerekçe bulunabilir mi? Gerekçe yok. Hakikaten gerekçe yok. Şimdi çünkü mesela şu anda mesela Kandil'den yapılan son açıklamada işte izleme komitesi olursa silah bırakma kongresi toplarız diyor. Bu çok aslında ilginç bir şey. Çünkü izleme komitesi teknik bir şey aslında. Yani önemli de bir şey. Önemli de bir şey. Ben şundan hareketle şunu söyleyebilirim. Yani özellikle bu HDP'nin binalarının bombalanmasından sonra bütün siyasi partilerin bir çizgide buluşması önemliydi. Ve bu tüm siyasi partilerin bu noktada birleşmesinin bir anlamı var. Ben şunu diliyorum, yani elinde siyasi ve askeri gücü bulunduran kesimlerin de bunu kale alması, bunu göz önüne bulundurmasını ben diliyorum. Çünkü bu önemli hakikaten. Yani düşününüz, bütün siyasi partiler bir saniye geçmeden kınamayı net bir şekilde yapabiliyor. Buna artık sırıtıyor bu tür şeyler. Yani Kürtlerle Türkleri savaştırmak isteyen güçler vardır. 2-4. Ama başarılı olmayacaklardır. Buna alet olanlar yanılacaktır ve kaybedecektir. Kürtlerde uyanık olmalı evet, bu anlamda. Hayır, zor bir, çok zor eşikten geçtik. Eşiklerden geçtik. Çünkü Yozgat'ı, Kayseri'yi, Karadeniz bölgesini, Türkiye'deki sivil ve askeri bürokrasiyi Kürt meselesiyle ikna etmek çok güçlü bir siyasi liderlik olmasaydı olmazdı. Evet. Yani bu bile başlı başına bir umut aslında. Bunu hepimiz bunun farkında olmalıyız. Bir ve Türkiye'nin geleceği, topyekun Türk'ün de Kürt'ün de geleceği, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği şahsen ilk başta benim siyasi kariyerimden, hepimizin siyasi kariyerinden ve her türlü siyasi partisel çıkarlardan ben şahsen daha önemli tutuyorum. Bu önemli. Yani dolayısıyla biz olayları polemik konusu yapıp birkaç oy almak için ucuz siyaset manasında barışla oynamayalım. Dediğim gibi kan döküldüğü için, acı yaşandığı için Kürt meselesinin çözümü Türkiye'nin geleceği için ve bizim çocuklarımızın geleceği için her türlü siyasi şeyden önemlidir. Son bir gelişme de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bölgesel tür yönetimiyle ilgili. Onu soracaktı gereden. Bu çok önemli, ilginç. Amerika'ya gitti Barzani. Orada bağımsız Kürdistan meselesiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Kobani ile ilgili Türkiye'ye teşekkür etti. Yani Türkiye Amerika sayesinde kurtuldu olması 2000, olmaz dedi. 2005 yılında Sayın Başbakan'ın Diyarbakır'da yapmış olduğu açıklama tarihidir, milattı. Bence bu da bu deni önemli. Açıklamayı hatırlatalım. Cumhurbaşkanı dün akşam evet.
Mehmet Barlas'la yapmış olduğu Barzani'nin bu açıklamalarını sordu. Bağımsız Kürdistan açıklamalarını. O da bu Irak'ın çeşididir. Evet. Bu bence bir milat. Ve bizim için yani, bir sorun teşkil etmez evet, dedi. Evet. Hangi kararın çıkacağı. Yani bir, bu, Irak Kürdistan'ın bağımsızlığına bir... Bu ciddi bir... Çünkü en önemli kırmızı çizgisiydi. Evet. Birincisi biz Irak'ın iç işlerine karışmayız. Evet. Mesajı. İki, hakikaten nasıl bir 50 yıl daha geçse bile 2005'teki konuşmanın önemi bitmeyecek, zayıflamayacak. Sayın Başbakan'ın Diyarbakır'daki konuşması. Bu da uzun yıllar geçse bile bu açıklama unutulmayacak. Tarihe geçti. Çok iyi biliyorsunuz bu şeyi. Çok önemli. Kalıcı bir şey. Çok önemli bunu ve Cumhurbaşkanı böyle bir pozisyonu var. Ve parti farkı gözetmek sizin bütün Kürtlerin buna sahip çıkması lazım. Başka bir şey de şu, yani artık Kürtsüz bir Orta Doğu'nun düşünemeyeceği şey var burada bu noktada. Bunun işaretlerini görmüştük zaten. Sayın Başbakan'ın, Dışişleri Bakanı'nın Erbil'e gitmesi, karşılıklı ziyaretler. Fakat, Diyarbakır'a gelmesi lazım. Fakat o midatı. Şimdi Sayın Başbakan, Sayın Barzani Diyarbakır'da ilk defa asayişin denetiminden uzak, korkuda yürüyerek, buluşarak, Kürtçe konuşmaları yapılarak, Barzani Diyarbakır'da her biri adını diyerek bunu sonlandırdılar. Bu da Kürt meselesinin inkarını, reddini yalnız Türkiye'de değil, Orta Doğu genelinde tarihin çözümünü atmıştır. Bu açıklama da o denli önemlidir. Bunun değerini herkes bana göre bilmelidir. Parti farkı gözetmeksizin bu açıklamaya herkesin destek vermesini ben öneriyorum. Türkiye çıkarları açısından da çok önemli. Yani Türkiye'nin bölgesel yönetimiyle ilgili bu düşüncesi tespiti, hı hı, enerjiyle ilgili ciddi bir kazanım getirecektir. Belki de ne bileyim 100 yıldan sonra Osmanlı döneminde kopan bir bölgenin işte bu açıklamayla yine duygusal bir ilişki bağ kurulacaktır. Zaten Barzani'nin ve Öcalan'ın Türk hükümetinin ufku biraz bu değil mi? Orta Doğu'daki sınırların olabildiğince anlamsızlaşması ve işbirliğinin üst seviyeye çıkması. Yani Avrupa Birliği modelinde olanın Orta Doğu'ya uygulanması. Epey bir süre önce galiba 10 yıl yakın bir süredir Milliyet Gazetesi'nde Devrim Sayıbay'la bir röportaj yapmıştım bugünleri ben. O zaman önermiştim. Çok ciddi eleştiri almıştım. Haksız medyadan, bir takım kesimlerden. Onları aşıyoruz. Bu da hakikaten tarihe not düşüldü bu konuda. Burada şey var mı Aşim Bey? Mesela bu Kürdistan meselesiyle ilgili olarak yani Irak'taki işte Kürdistan yönetim bağımsızlığı meselesiyle mesela PKK Kandil'den galiba Cemil Bayık'tı ya da Duran Kalkan, ikisinden biri galiba Duran Kalkan'dı. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan bir açıklama yaptı. En son bir uluslararası kriz grubunun bir raporu yayınlandı ve orada İran'ın hem Taliban'ın partisi hem de PKK ile hani daha yakın ilişki kurduğu, KDP'nin ise Türkiye ile AK Parti ile yakın bir böyle bir şey olduğu, cepheleşme olduğu söylüyor. Çünkü zaten Taliban'ın partisi de özellikle bu KDP'nin bu açıklamaları, bağımsızlık meseleleri karşısında bir şeyi var, pozisyonu var orada. Bu İran'ın Türkiye'de Kürt sorunun çözülmesine pek iyi bakmadığı söyleniyor. Bir ara Kandil'i vurdular yine. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'de çözüm süreci başladığı vakit İran Pıcak'la yapmış olduğu çatışmayı kesti. Onu hatırlıyor musunuz? 2011'de çatışma halindeydi. Türkiye çözüm sürecini başlattığı vakit anlaşmayı çözümü PKK da oradaki şeyi bitirdi galiba. Kürt meselesinin çözümüyle ilgili AK Parti adım atınca, hı hı, İran Pıcak'la ilgili çatışmayı bir anda kesti. Şeyi de hatırlıyorum. Kobani'ye peşmerge geçişine Türkiye'nin izin verdiği gün değil mi? O muydu? Evet. Eman Şah'ı yoksa tahliye ettiğimiz gün müydü? Tejak menzillerini bombaladı İran. Bu bir meselesinden dolayı.
denkleme baktığımız vakit neyi görüyoruz? Şimdi Türkiye'deki Kürt meselesi, Suriye'de, Irak'ta, İran'da Kürt siyasetinin aktif hale gelmesi, bütün bölge damgasını vurması bir gerçek. Bu bir gerçek var. Başka bir gerçek de AK Parti gerçeği ve Tayyip Erdoğan gerçeği. Ve bu için gerçekten hareketle bugünlere geldik. Çözümle ilgili. Yalnız Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve yine saydığım işte Suriye, Türkiye'deki bu mesele denkleme baktığım vakit bu meseleyle ilgili işimizin kolay olmadığı anlaşılıyor. Ben bu manada ısrarla AK Parti hükümetinin güçlü çıkmasını istiyorum. Çünkü güçlü bir siyasi liderlik ancak bu tür meseleyi ileri götürebilir, konuşabilir, tartışabilir bu güçlerle. Yalnız Türkiye'de değil ki Kürt meselesi sorunu. Suriye'de var, Irak'ta var, İran'da var. Enerji sebebiyle Amerika, başat ülkeler, bölge devletleri sorunla ilgili ve herkes kendi siyasi ve hukuki çıkarı için bu meseleyi kullanıyor, kullanmaya devam edecek. Bütün bu ortamda Türkiye'de eğer çok güçlü bir hükümet olmazsa ya koalisyon hükümetleriyle ya CHP, MHP bilmem ne koalisyon gücüyle öyle bir şey şaka gibi ya, böyle bir şey olmaz yani. Meseleyi bilen bir kişi olarak bunu söylüyorum. Bu bizim felaketimiz olur. Ben bu manada sık sık bunun altını çizmek istiyorum. Yani bu şunu diğer siyasi partiler bunu söyleyebilir. Biz de çözeriz. 70'lerde baktığınız vakit böyle bir şey göremezsiniz. Bu ayrı bir şey. Ama son 10 yılda yapılanlar geçmişte, bu geçmiş son 10 yılda AK Parti'nin bizim yaptıklarımız önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın teminatıdır. Ha bu süreci biz sürdürürken kriz olmayacak mı? Gidiş dönüşler olmayacak mı? Elbette olacak. Olacak çünkü bu tür siyasi olayların doğasında olan bir şey bu. Birileri mutlaka ya iç dengelerden ya dış dengelerden ne bileyim komşu ülkelerden ya Avrupa'nın bazı ülkelerinden sıkıntı görebiliriz. Mesela hangi bir takım Avrupa'dan? Yani Almanya'dan. Yani ben bu isim vermek istemiyorum. Yani kendi siyasi ve ekonomik çıkarını bölge genelinde korumak isteyen bu meseleyi kullanabilir, sıkıntı yaratabilir, oluşturabilir. Bunun örneklerini biz yaşamış, görmüşüz zaten. Bütün bu güçlere karşı, olumlu ya da olumsuz, ben topyekun herkesi suçlamıyorum, bu başka bir şey. Bütün bu girift şeylerde, çünkü rahat bir bölge değil. Yani hakikaten bu son birkaç yılda oradaki bütün siyasi denklemler yerle bir oldu. Allah kula kurdu bölgenin siyasi dengeleri. Bir belirsizlik yaşanıyor, bu kadar basit. Bir kişi başka bir kişinin, bir grup başka bir grubun, bir mezhep başka bir mezhebin yerinde kendini patlatıyor. Böyle bir bölgede Kürt meselesi gibi ağırlığı olan bir mesele de eğer Türkiye'de çok güçlü bir siyasi güç, liderlik, hükümet olmazsa bu mesele yürümez. Ben bunu derken başka siyasi partileri küçümsemiyorum. Eleştirme hakkım da var ama bir realiteden bahsediyorum. İki dönem meclise bulundum. Aman Allah'ım, yani şimdi bir şeye başka bir parti, bir siyah, birisi beyaz, beyaz da kara diyen bir anlayış, koalisyonun önemi. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Onun için bu meselenin selameti için en azından ciddi bir istikamet var. Bakınız, yani eleştiri gelse bile bize, tamam eleştirin. Ama yapılanları da görelim. Ciddi adımlar atılmıştı bu meselede. Ve ne olursa olsun bir seçim dönemi yaşıyoruz. Açıklamalar, gerginlikler olabilir. Bu doğaldır.
Ben şahsen seçim dönemlerinde yapılan açıklamalara fazla takılan bir siyasetçi değilim. Ben bütün sosyal siyasi sorunlarda neticeye bakan bir insanım. Netice alıyor muyuz, almıyor muyuz? Netice aldık mı, almadık mı? Üçü somut. Röportajda geçiren bazen de öyle dedi. Geçen bir Türkiye'den bir gazeteci röportaj yaptı onunla. Evet. Biz de olumsuz şey söyledi ama bu neticeye bak. Bu bir gerçek. Evet. Ve bu doğru bir şey ya. Bu doğru bir yöntem. Neticeye bakmak lazım. Dolayısıyla örnekler söz konusu. Bu manada yoksa her parti her partiyi eleştirsin, eleştirme hakkı var. Bu doğal kaşlarım. Hele hele seçim döneminde siyasi partilerin birbirine yöneltecek eleştirilere fazla takılmıyorum. Ama hamaset başka bir şey. Bir siyasi partinin toplumun sosyal, siyasi, ekonomik talepleri yerine getirme manasında yaptığı şey başka bir şey. Hamaset demagoji, hatırlar mısın? Dönemin başbakanının her kişiye bir iki anahtar. İşte evet. Hamaset, bu demagoji. Bu siyaset değil. Siyasetin görevi zaten toplumun taleplerini yerine getirme manasında adım atmasıdır. Ve AK Parti kimsenin hatırı içinde değil. Bir, kanı atmaması için. İki, insanların ölmemesi için. Sonuçta insanlar ölmüyor. Bu kötü bir şey mi? İyi bir şey bu. Üç, bölge insanının barış istemesi sebebiyle kendi seçmelerinin taleplerini yerine getirmiştir. Bu önemlidir. Dolayısıyla desteklemek durumundayız. Ben burada bu seçimin bölgemize, ülkemize, bütün Orta Doğu'ya örnek olabilecek, hayırlara vesile olabilecek sonuçla çıkmasını isterim. İnşallah. Bütün siyasi partilerde başarılar dilerken ben aday olduğu partimin çok güçlü bir şekilde hükümete gelmesini elbette isterim. Bu barış sürecinin selameti açısından demin ifade ettiğim gibi bir istikamet var en azından. Belirsizlik yok. Evet. Bunu gerekli görüyorum. Bir dakika içinde çok yine bu ankette size şey sormuşlar. Bir gün yurt dışına bir seyahate çıkacak olsanız ilk nereye gitmek istersiniz? Siz de yurt dışında değil Faraşin Dağları'na gitmek isterim demişsiniz. Bir dakika içinde bize Faraşin Dağları'nı anlatın. Belki Faraşin, Harakul, Beytüşabab Dağları bir saatte de anlatılmaz. Harika yerler. Zaten biz bunu aldığında önce herkes Google'a girmiştir. Evet, Faraşin bölgesi, dereler, çağlayanlar, çiçeklerin her çeşidi, her türü ve keklik sesi. Şimdi insanların keklik sesi. Gidebildiği bir yer bu. Bu olaylar falan güvenlik açısından evet. Şey bir yer. Artık piknik yeri olacak. Eskiden doğu gibi biz giderdik, çadırımızı kurardık, tacılık yapardık, yapardık. Ve sabahın dördünde beşinde keklik sesiyle uyanırdık. Ben onun hasretini çekiyorum. İnşallah o günleri göreceğiz. İnşallah. Barışa ihtiyacımız var. Bütün savaşların, kavgaların sonu netice itibariyle barıştır. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var. Gelecek en yakın zamandır. Yani insanlar birbirini öldürse bile, kavga bile yaparsa, hı hı, sonu yoktur. Hı. Sonuçta biz geçici bir dünyada yaşıyoruz. Hı hı. Gelecek çabuk geliyor. Biz biraz barışla, huzurla yaşayalım kardeşe. Bizi birbirine bağlayan değerler çok güçlüdür. Basit değerler değildir. Düşünürüz, benim babamın divanı tasavvufidir. Türkçe yazılmasına rağmen ona tasavvufen gönül bağlamış. Batı yerinde on binlerce insan o sevgi için Türkçe yelbelemiş. Bizler bu değeri nereye koyacağız? Divan adını öğrenebilir miyim? Divan-ı İrfan. Evet. Yani babanızın müritleri ya da şeyleri ona gönül vermiş olanlar. Gönül vermiş olanlar. Türkçe konuşan insanlar. Düşünürüz yani Afyon'da, Uşak'ta, Konya'da, İstanbul, bir sürü Batı ilerinde binlerce Türk kökenli insan Türkçe bilmediği halde sırf bu sevgi yüzünden Türkçeyi öğrenebilmiştir. Divanı okuyabiliyor, ezbere okuyabiliyor. Yani Türklerin yani, İslam hayatında kimileri çok önemli bir yer. Tabii kimileri işte bizi işte bin yıllık değer falan derken iyi de bir inceleyelim. Yani bu değerler nelerdir? Saymakla bitmez.
tasavvuf anlayışının hakim olduğu bir bölgede budur abi. Yani şöyle ifade edeyim. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin sadakatinin dili, Hazreti Ömer'in adaletinin dili, Hazreti Ali'nin yiğitlik, ilim ve irfan dili bölgeye, ülkeye hakim olmasıyla belki dünya kurtulur, belki Orta Doğu kurtulur, başka çıkış yolumuz yok. Biz basit siyasi çıkarlarımızdan ziyade geleceğimizi, çocuklarımızın, torunlarımızın, ülkemizin, bölgemizin geleceğini düşünmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla bölge insanının sandığa giderken bütün bunları düşünerek uyu atacağını düşünüyor, tahmin ediyorum, diliyorum. Birileri kim olursa olsun baskı yapsa bile bu baskının geçerli olamayacağını, baskıyla verilen, alınan bir oyunda değerli olamayacağını ben düşünüyorum ve buna inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Allah bize huzurla, barışla bir gelecek vadesi. Kolaylıklar diliyoruz size. Seçim Seyit Soy'dan gelen bir ailenin mensubu olarak tam o bağlamda bitirdiniz. Teşekkür ederim. 98'den beri Cizre'deyiz. 900 yıldır hemen hemen. 900 yıldır. Evet. 1098 pardon 98 değil mi? 1998 değil. 1998'den beri Secere büyük tübbelidir. Önemli değil. Yani bir insan olmak. Hani yine bir cümleyle kapatayım isterseniz ben türedikler mi? Hazreti Ali'nin güzel yine bir sözü var. Diyor önce adam ol. Ondan sonra ne olursan ol. Yani önce insan ol. Bu Arapçadan Türkçe çevrildiği vakit bir sürü anlam yükleyebilirsin. İki anlamda da gelebilen bir söz. Önce insan olmak önemli. Elbette kurumsal bir yapıya sahip olmak önemli bir değer. Fakat önemli olan kişinin insan olmasıdır. İnsan sevgisiyle yürümesidir, düşünmesidir. İnsan sevgisiyle siyaset yapmasıdır. Her şey yapmasıdır. Çünkü insanı Allah'a ulaştıran en temel ve en kısa, en sağlam yol Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği gibi فَذْكُرُوا يَذْكُرْكُمْ beni zikrediniz, ben sizi zikredeyim. Ve ben yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Ve ben kırık kalplerdeyim, ben hüzünlerdeyim. Yol bu. Radikal silah çözüp getirmez. Ne etnik ne dini meselelerde radikal anlayışın insanlara verebileceği bir umut yok. Evet. Çok teşekkürler Haşim Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sözümü kesebilirsiniz. Sonuna geldik. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Herkese iyi geceler.